Başbakan Erdoğan dün Şile'ye yol açıldığında giderken ezan okununca konuyu Hazreti Ömer Camii önünde durmuş konvoyu. Ancak Ramazan'ın son cuması olduğu için cemaat camiye sığmamış ve sokağa taşmış. Başbakan Erdoğan da namazını sokağa taşan vatandaşlar arasında kalmış hocam. Başbakan iyi yani, temiz Müslüman evladıdır. Şevki de iyi bayağı, yani coşkulu böyle, heyecanı da iyi. Azmi de güzel, cesareti de güzel gidiyor. Ya insan tabii hatalar olabilir ama şimdi bakın, ben de bazı kardeşlerimiz istiyor ki başbakan herkesle samimi olsun istiyor. Evet. Kardeşim öyle bir stres insan kaldıramaz. Yani çok zor ya. Yani diyor ki mesela benim daha önceden bir dostluğum vardı, işte onun hatırına şunu yapsan nasıl olur? Bana. 1 milyon insan çıkar öyle ya. Nasıl yapsın? İddialı Ergenekon terör örgütünün itleri ayrı bir yandan bastırıyor. Amerika'dan ayrı bastırıyorlar. Oradan buradan ayrı bastırıyorlar. Bin bir türlü olay var. Böyle şeyde yapılacak şey sadece iyi destek olup şefkat gösterip milletin manevi desteğini yönlendirmeye çalışmak ve rahat hareket etmesi için imkan sağlamak. Konu bu. Mesela diyor ki bazı kardeşim, ya diyor ben diyor çok yakındım. İşte bana soğuk davrandı. Ne yapsın peki? Ne yapması istiyorsun? İstiyor ki her şeyine ilgilensin işte. Çocuğunu işe soksun, bilmem ne yapsın. Kardeşim o zaman görevini yapamaz. Görevini yapamaz yani. Kendini yerine koysun bakayım, oluyor mu? Olmaz. Çok zor ya. Oradan oraya koşuşturuyor, oradan oraya koşuşturuyor. Uçaktan oraya gidiyor, buradan buraya gidiyor. Hakikaten yani böyle bir insanı Doğru kaldırabilir bir söylüyorsun. şey mi? Yaşlandı. Çok acayip. Yani zor bir görev. Yani her bünyede kaldırmaz bunu. İnşallah. İnşallah. Yoksa çok yani gergin bir görev. Zor bir görev. Onun için herkes orada ona o yönüyle hoşgörü göstermek durumunda. O bir gurur ve kibir gibi almak bence yersiz. Mesela ben duyuyorum ya, diyor işte başbakan kibir yapıyor bize, gurur yapıyor falan. Ben öyle anlamadım. Yani öyle yorumlamıyorum. Bazıları mesela diyor ki işte bize soğuk davranıyor. İşte tokalaşırken bazen diyor yüzümüze bakmıyor diyor. Kardeşim bin bir türlü insan var mesela. Dikkatini o aynı anda kalabalığın içerisinde tek tek insanlara teksif olarak falan. Çok zordur bu ya. Tabii, He? tabii ki hocam. Ya orada o kusura bakılmaz. Orada genel hizmetine bakmak lazım. Güzel mesela PKK'ya karşı bak, net tavrını koydu. Allah razı olsun. Ben daha önce söylemiştim. Evet, Yani değil onu mi? Net söyledim. tavrınızı gösterdin. Şöyle adamların ağzı kapansın dedim. Öyle bir net tavır koydu ki kimsenin konuşacak bir hali kalmadı. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet. Cayır cayır söyledi. Hani bölücüydü başbakan? Evet. Hani bölücü ve imkan tanıyordu? Bak kök söktürüyor işte. Buyur. Yok öyle bir şey. Vesvese diyorlar. Çok fazla mail geliyordu ya. Ya insan nasıl kadar vesveseye açık? Ya insan, bu yaşa gelmiş bir insan, başbakanlık yapan bir insan ne zor ya? Vatana millete hizmet için geliyor, değil mi? Tabii ki hocam. Ya bir çıkar olacak bir şey de değil bu. Yani parası pulu var zaten, imkanı var. İsterse emekli hayatı yaşar, işine gücüne bakar. Çok zor bir göreve talip oldu bu. Allah razı olsun yani. Çok zor bir iştir bu. Öyle hani keyifli falan öyle o kadar rahat bir şey değil. Çok zordur. Yani lider olmak çok zordur. Herkesin gözü üzerinde. En ufak bir hareketin konu olur. En Evet. ufak bir konuşması konu olur. Bayağı güçtür. Yani doğal yaşaması adeta imkansız gibi bir hale alıyor. Yani o yüzden biraz hoşgörüyle bakmak lazım o tip şeylerde. Böyle çok inceleyip sık dokumak doğru değil. İnşallah.